Evet. Aha, tam galeta arkadaşlar. Tam galeta. Yani kutuyu açtım ve kokusu gerçekten böyle. Tam böyle buram buram. Arkadaşlar bugün sizlerle tadım videosu yapacağız. Sizlerle Almanya'daki Yunan atıştırmalıklarını yiyip birlikte yorumlayacağız. Aldi'den aldım bunları. Aldi Almanya'nın Bimi A101'i diyebileceğimiz bir market. Almanya'daki bu Yunan markasının gofretlerini, kurabiyelerini ve atıştırmalıklarını tadıp yorumlayacağız. Haydi başlayalım. Aslında daha fazla çeşit vardı sanırım arkadaşlar. Fakat ben bunları bulabildim. Bitmek üzereydi zaten. Almanya'daki marketlerde böyle haftalar oluyor. Bazı haftalarda özel olarak belirli bölgenin ürünleri geliyor. Mesela bir hafta Türk ürünleri haftası oluyor. Bir hafta Rus ürünleri haftası oluyor. Bir hafta işte atıyorum Balkan ürünleri haftası oluyor. Bunun gibi şeyler mesela. Özellikle Almanya'daki Aldi, Lidl gibi marketlerde böyle şeyler oluyor. Ve hatta böyle günlerde mesela Türk ürünleri haftasında o Alman marketinden aldığınız Türk ürünleri Türk marketinden aldığınız ürünlerden daha ucuza geliyor. Mesela ben o zaman Erzincan tulum peyniri almıştım Alman marketinden ve Türk marketinden daha ucuza gelmişti. Evet, şimdi ürünlerin tadına bakmaya başlayacağız arkadaşlar. Sanırım bu Yunanların galeta versiyonu. Galeta ki diyelim biz buna. Bakın böyle gösteriyor işte zeytinyağı ile falan yapılmış bu böyle kıtır kıtır. Buna bakacağız. Onun dışında böyle gördüğünüz gibi bir cipsimiz var. Bu da cips gibi bir şey sanırım. Tam bilmiyorum, kraker falan filan. Böyle de bir karamelli bademlerimiz var arkadaşlar. Bunu böyle karamellemişler. Susamlı böyle gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar böyle gofret diyebileceğimiz bir şey. Bademli ve girit balıyla birlikte yapılmış. Bakabiliriz şeylerinde falan. Bu da böyle bademli ve ballı bir gofret arkadaşlar. En çok bunun tadını merak ettiğimi söyleyebilirim. Onun dışında bir de böyle kurabiye diyebileceğimiz bir şey var. Bu da işte şeftalili bir şey. Şeftalili ve üstüne böyle çikolata sosu dökmüşler, çikolatalı. Buna da bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları bulabildim şu anda. Onun dışında çok fazla farklı bir şey bulamadım. Fiyatlarını da gördüğünüz gibi genelde 1,5 euro, 2 euro vesaire. Yani hepsi ucuz arkadaşlar. 1,40, 1,30 falan filan böyle yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar tatlarına bakmaya. Evet, şu anda elimizde galeta kimiz var arkadaşlar. Böyle Kretsina yazıyor arkadaşlar. Bilmiyorum nedir bu. Evet. Aha, tam galeta arkadaşlar. Tam galeta. Yani kutuyu açtım ve kokusu gerçekten böyle. Tam böyle buram buram. Evet, şimdi bakıyoruz. Evet. Yani kıtırlığı güzel. Ama çok da bir esprisi olduğunu söyleyemem. Yani burada şey koymuşlar, demişler. Böyle yanında herhalde bir şeyler var gibi gözüküyor. Ama çok da böyle aromalı gelmedi bana. Yani normal bildiğimiz galeta gibi yani. Tuzu da az bu arada. Yani bizde daha çok, biz sanırım daha tuzlusunu yiyoruz bunun. Yani çok bir şey fark etmedim. Yani özellikle zeytinyağını da hiç fark etmedim. Bu benden çok iyi puan almadı. Yani normal galeta, yani hiçbir esprisi olduğunu düşünmüyorum. Böyle tadı çok böyle yoğun olmayan şeyleri biliyorsunuz işte, çekirdektir vesaire, bunları böyle yedikçe keyfiniz gelir. Aynı o şekilde oluyor zaten, ama yine de böyle ilk aldığımda böyle çok hoşuma gitmedi. Ama yemesi keyifli yani, bunu böyle bir film izlerken bir şey izlerken yersin yani, güzel. Yani aynı böyle ay çekirdeği gibi yedikçe yiyesin geliyor, o tarz bir şey galetada zaten biliyorsunuz. Ama buna tat olarak 10 üzerinden 6 verelim. Özgünlük olarak da 5 verelim. Zaten bunun aynısı bizde de olduğu için. Evet, şimdi ikinci abur cuburumuz arkadaşlar. Böyle cips gibi bir şey herhalde bu. Buna bakacağız. Bu bana güzel bir şeymiş gibi geldi. Ama bakalım nasıl. Açalım şöyle. Kokusu güzel. Böyle paprikalı, böyle biberli domatesli bir şeye benziyor. Bakalım böyle görüyorsunuz. Kare kare böyle güzel. İşte bu. İşte bu. Çok güzel. İşte bunu tuttum arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel. Böyle gösterelim tekrardan. Biberi var, domatesi var muhtemelen. Zeytinyağı, doğal zeytinyağı diyor. Soslu tuz diyor. Aroma varmış, paprika aroması varmış. Un ve şey varmış. Bu işte çok güzel arkadaşlar. Bunu beğendim. Soya da varmış sanırım içinde böyle. Bu bayağı güzel arkadaşlar. Bunu bayağı sevdim.
Böyle tekrardan gösterelim. Buna arkadaşlar tat olarak 8 veriyorum. Yaratıcılık olarak da yine 8 verelim. Çünkü böyle kare kare hoşuma gitti. Yani böyle çıkardığınız zaman elinize böyle kare kare geliyor. O da böyle havalı duruyor. Yani ben beğendim yani. Bunu da beğendim. Şeklini de beğendim. Yani böyle kare kare geliyor. Güzel bence. Aa, bu biraz dikdörtgen olmuş. Hatta bu paralel kenar olmuş. Ama güzel yani. Ben sevdim arkadaşlar. Aa, bu da kare değil. Neyse, o zaman yeter. Yine de bence güzel yani. En azından paketinde böyle havalı gözüküyor yani. Öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi böyle güzel. Ben bunu beğendim. Valla bunu da yedikçe yiyesim geliyor. Gerçekten tadı çok güzel. Yani bunu kesinlikle gördüyseniz alın, bence bayağı güzel. Valla insanın bunu yedikçe yiyesi geliyor. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu bence herhalde en iyisi olacak aralarından. Diğerlerinden çok ümidim yok. Evet, şimdi üçüncü ürünümüz karamelli badem arkadaşlar. Böyle karamellenmiş badem. Üstünde böyle karamelli var ve susamları var. Böyle gördüğünüz gibi yine çok ucuz. 1.49'a alınmış bu da. Bu da yine D şeyi. Yani çok böyle sağlıklı değil bunlar arkadaşlar. Tabii ki abur cubur olduğu için sağlıklı olmaması normal. Açamıyorum lan. Aa! Bunu patlatmam gerekecek gibi duruyor. Evet, bunun paketini açamadığım için mecbur makasla açmak zorunda kaldım şu şekilde. Şimdi bakıyoruz karamelli bademlerimize, susamlı karamelli bademlerimize. Bundan çok eminim yok arkadaşlar. Kuru bir şeye benziyor gibi geldi, bakalım. Oo. Duyuyor musunuz? Bayağı kıtır kıtır. Sanırım bundan da bizde vardı. Böyle bir şey. Sanırım bundan da bizde vardı. Böyle. Badem arkadaşlar. Karamelli kaplamışlar. Ama katır kutur. Yani böyle büyük bademler. Bunda bal var mı bilmiyorum da. Bunda bal yokmuş arkadaşlar ama içinde epey bir şeker varmış. O yüzden bu da çok tatlı. Ama yani tabii ki öteki o krakerle kıyaslayamam. Yani yine fena değil, idare eder. Buna 10 üzerinden 6.5 verebilirim tadına. Yaratıcılığına da 7 verelim. Çünkü böyle değişik gözüküyor yani. İşte susamlamışlar böyle. Bademle susamlamışlar. Ya böyle bayağı bir arada bir baklava tadı da geliyor böyle çok şekerli olduğu için. Güzel yani. Yine fena değil. Evet, şimdi sizlerle dördüncü ürünümüze bakacağız. Bu da gofret arkadaşlar. Gofret diyebiliriz. Bunu bilmiyorum. Regal nasıl çevrilir Türkçe'ye bilmiyorum. Ben buna gofret derim muhtemelen. Bu da böyle girit balı varmış. Girit balı kullanılmış. Yine aynı şekilde bademliymiş. Avrupa Birliği dışından yapılmış bademleri. Avrupa Birliği dışından gelmiş. Belki de Türkiye'den gelmiş. Hemen bakacağız da açamıyorum şu anda. Açmaya çalışıyorum. Yine aroma falan diyor. Bu da epey katkılı bir şey. Yani bu da yine çok da böyle sağlıklı bir şey değil. Sanırım en sağlıklısı buradan galetaydı. Galeta da sanırım. Bu da, ha, buna şey koymamışlar. Değerlendirme skoru koymamışlar. Buna besin skoru koymamışlar galetaya. Şimdi açıyoruz. Açamadım ama bir türlü. Evet. Bunu böyle içinde arkadaşlar kutuda böyle 4 tane parça geliyor. Ve içinde tekrardan bir tane daha böyle poşeti var. Böyle güzel gözüküyor. Bayağı böyle helvamsı, helva gibi gözüküyor. Bakalım böyle tadı nasıl. Bundan ben ümitliyim arkadaşlar açıkçası. Tadından da ümitliyim. Görünüşü de ilgimi çekti yani. Çok kuru geldi şimdi elime, böyle bakıyoruz. Keşke kamerayı aşağıya çekseydim. Kamerayı şöyle biraz aşağıya çekeyim. Şimdi buna bakıyoruz arkadaşlar. Çok kuru geldi elime. Yani helvaya göre muhtemelen daha kuru. Bakalım. İlginç. Bak, bu çok otantik bir şey. Bu çok ilginç bir şey. Yani gözümü kapasam gofret yiyorum diye düşünebilirim ama yani balı falan çok güzel. Ballı bu. Girit balıyla yapmışlar. Hatta markette bal da satılıyor. Şu anda Yunan ürünleri arasında Yunan balı da satılıyor. Bakabilirsiniz. Ben almadım ama. Bu gerçekten ilginç. Böyle bir daha gösterdim. Bunu da tuttum gerçekten. Buna da tat olarak 7.5 ya da 7 verebiliriz. 7 verelim. Tat olarak 7 verelim. Yaratıcılık olarak da 8 verelim. Güzel bu da gerçekten. Böyle bayağı keyifli yani yemesi ama çok şekerli. Şeker komasına girebilirsiniz. Çok ballı. Evet, şimdi 5. ürünümüz var arkadaşlar. Bu da böyle kurabiye.
Bakacağız buna da şimdi. Bu da şeftali kurabiye. Bu da böyle pakette geliyor. Hatta bunda böyle direkt açılıyormuş yani. Böyle direkt paketi açabiliyorsunuz bu şekilde. İçinde böyle 10 tane var gördüğünüz gibi. Yarısı çikolatalı, yarısı muhtemelen şeftalili. Bakıyoruz yine. Şöyle aşağıya alalım kamerayı da şeyi görsün insanlar. Böyle. Ulan açıyı bir ayarlayamadık. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da. Bu şekilde 10 tane içinde kurabiye var. Bu da muhtemelen çok şekerli bir şey diye tahmin ediyorum. Bakalım. Şu bademli gofret çok felaketti yani. O bademli ve ballı olan gofret felaket şekerliydi. Şu anda şeker komasına gireceğim. Şimdi buna bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yarısı çikolatalı, yarısı boş. Evet hemen bakıyoruz. Bu da çok tanıdık. Ama bilmiyorum ne denebilir bilmiyorum. Bu da çok tanıdık. Yani böyle biraz Eti Puf'a da benziyor. Böyle şeftalili bir şey vardı bizde. Ne vardı? Bunun tadı biraz Kekstra'ya da benziyor. Bu ortasında şeftali falan oluyordu ya. Ona da benziyor. Şeftalisi ona benziyor. Yani bu da idare eder. Yoklukta gider yani. Çok daha öyle aman aman değil yani. Şeftalisinde çok bicacık yok arkadaşlar. Çikolatası da öyle aman aman değil. Bu da böyle yoklukta gider diyelim. Yani bu da tam bir karbonhidrat bombası. Ötekiler kadar şekerli değil ama. Gördüğünüz gibi. Tadına da bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Buna da tat olarak 6,5 verelim. Özgünlük olarak da 6 verelim. Çünkü çok da özgün bir şey değil. Yarısını çikolatayla kaplamak özgün değil. Yani bizi kandıramazsınız böyle. Çok sıradan bir kurabiye gibi. Hatta böyle keke de benziyor tadı. Yani buna 6,5 demiştim de 6 verelim çünkü çikolatasız tarafları çok kuru. Yani bunu muhakkak bir şeyle birlikte yemeniz lazım. Yani bir içecekle birlikte yemeniz lazım. Zaten çok da böyle aman aman farklı bir şey olmadığı için. Böyle. Yoklukta gider diyelim. Yani otobüs keki yerine bunu servis edebilirsiniz ama o civarda yani. Ondan daha iyi. Otobüs keki maksimum bunun. Bunun gelebileceği maksimum konum otobüs keki. Yaratıcılık olarak da öyle çok yaratıcı görmedim. Gecenin yıldızı arkadaşlar tat olarak bu cips arkadaşımız. Bu paprikalı, biberli, domatesli, soslu cips arkadaşımız. En yaratıcımız da, en böyle ilgincimiz de bu arkadaşlar. Bayağı değişik bir tadı var ama çok felaket ballı olduğu için yani şeker komasına girebilirsiniz. Gecenin hayal kırıklıkları ise şu arkadaşımız. Yani senden daha farklı bir şeyler bekleyebilirdim. Böyle paketine bayağı bir özenmişler. Çünkü yok şu var, bu var, o var falan. İşte zeytinyağı var bilmem ne. Zeytinyağı tadı bile almadım. Galeta arkadaşımız, galeteki arkadaşımız. Sen bize hayal kırıklığına uğrattın. Bademli, karamelli bademimiz de fena değildi. Bu da yenir yani. Keyifli, yemesi keyifli, tadımı keyifli bir şey. Bu da fena değil. Orta sınıfa koyalım. Bunlar kazandı bu ortada. Sen hayal kırıklığına uğrattın. Bunu da hayal kırıklığına uğrattı diyelim. Yani bu da tam bir karbonhidrat bombası. Öyle aman aman bayılabileceğiniz bir tadı yok. En özgün ürünümüz de bu arkadaşlar. Yani buradaki en özgün, en farklı tadı olan da bu arkadaşlar. Diğerleri zaten aşağı yukarı bizde de olan şeyler. Yani şu badem de aynı şekilde. Şu galeta da aynı şekilde. Pardon, şu badem de aynı şekilde. Şu galeta da aynı şekilde. Bu şey de kurabiye de aynı şekilde. Şu ikisi biraz farklı geldi bize göre. Yani böyle bir cips görmedim. Yani çok. Tabii ki biraz Doritos'a da benziyor. Yani Doritos'un biraz daha doğal hali gibi diyebiliriz. İşte bu da çok ilginç. Yani bunu deneyin arkadaşlar. Bunu deneyebiliyorsanız deneyin. Belki Yunanistan'da bunların daha doğalları, daha güzelleri vardır. Onlara da bakabilirsiniz. Ama bu ilginç bir şey. Yani böyle Girit balıyla birlikte, bademle birlikte böyle bir gofret yapmışlar. Böyle. Şu ikisini alın arkadaşlar bence ama diğerlerini almazsanız çok da bir şey kaybetmezsiniz. Sizlerle böyle bir tadım videosu yapayım dedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İleride daha farklı şeylerin tadına bakabilirim. Yani farklı böyle Almanya'da özellikle böyle Asya şeyleri falan oluyor. Mesela işte Kore ürünleri, işte Japonya ürünleri vesaire. Böyle talep ettiğiniz bir şey varsa ileriki videolarda bunları da yapabiliriz. Şu anda böyle markete bunlar gelmiş ve indirimde olduğu için böyle bir deneyeyim dedim. İlk kez böyle bir farklı bir şey yapmış olayım dedim. Bakalım yorumlara göre bakacağız ileride neler gelir bilmiyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İlk kez böyle bir tadım yorumlama videosu yaptım. Atıştırmalık abur cubur yorumlama videosu yaptım.
Şunu da görüyorsanız bence alın arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok ilginç yani. Tabii ki bayılamayabilirsiniz ama ilginç yani. Böyle bir şeyi tadın. Herkes tatsın yani farklı. Ama buna bayılırsınız. Yani bu her türlü gider yani. Keşke bunu daha böyle büyük paket yapsalarmış. 90 gramı paketlemişler. Almanya'da en sinir olduğum şey bu zaten. Her şeyi 90 grama, 100 grama, 150 grama paketliyorlar. Yapsana kardeşim 500 gram, 1 kilo. Yani olmaz abi yani. Bu nedir? 100 grama paketlemişsin. Yani şunu 100 grama paketlemişsin. Bir seferde bitiyor.